Kıymetli hemşerilerim, YSK bir karar verdi. Hakkımızı yedi. Anamızın ak sütü gibi helal olan kazandığımız seçimi elimizden aldı. Bunları biliyoruz. Bunları biliyoruz. Ama hesaplaşmanın vakti değil. Süreç önümüze bakmanın, 23 Haziran'a hazırlanmanın vakti. Ve aynı zamanda mağduriyetimizi de anlatma vakti. Vatandaşlarımızla beraber bütün İstanbul'un oylarına, 16 milyon insanın oyuna talip olduğumuzu tekrar herkese anlatma vakti. Ben size şunu söyleyeyim. Her şey çok güzel olacak diyoruz. Kesinlikle olacak. Ama her şey çok güzel olacak diyen her vatandaşım, her hemşerim, beni seven, bu şehirde yaşayan herkes mutlaka bazı şeylere dikkat etmeli. Kimseyi ötekileştirmemeli. Ne yapmalı biliyor musunuz? Beni seven ve her şey çok güzel olacak diyen hemşerilerim mutlaka komşusunun evine gidip iftar açmalı. Ramazan'da hemşerilerini selamlamalı, süreci anlatmalı, hatta iftara davet etmeli. Her şey çok güzel olacak diyen hiçbir hemşerim sosyal medyada hiç kimseye ayrıştıran dil kullanmayacak. Kucaklayacağız. Biz milli, dini, bütün inançlarıyla toplumun her kesimini kucaklamaya varız dedik. Bunu yaşatmaya devam edecek. Her şey çok güzel olacak diye vatandaşlarım. Ben seçilmiş bir belediye başkanı olarak İstanbul'un her yerini gezeceğim. Ama aynı zamanda bu seçim bir demokrasi mücadelesi. Biz demokrasi mücadelesini güler yüzle vereceğiz. Mutlulukla vereceğiz. İnsanların yüreğine umudu ve sevinci vereceğiz. Lütfen herkese rica ediyorum. Bu akşam iftarda gidin komşunuzu selamlayın. Mutlaka evinize iftara komşunuzu davet edin. Süreci anlatın. Başka hiçbir şey yapmayın. Taşkınlık yok. Ayrıştırmak yok. Rica ediyorum. İstirham ediyorum. Gönlünüz sevgi dolu olsun. Her şey çok güzel olacak.